Manşete hoş geldiniz. Deprem tüm yıkıcılığıyla ortada dururken son 24 saattir Türkiye'de seçim zamanında mı olacak yoksa sarayın istediği gibi bir yıl ötelenecek mi? Bu konuşuluyor. Hatırlayacaksınız geçtiğimiz haftadan itibaren manşet yayınlarında bu konuya dikkat çekmiştik. Neden? Çünkü bunun geldiği, yaklaştığı, isteneceği belliydi. Neden olmasın ki? Depremde hiçbir şey yolunda gitmiyor. Artı hiçbir şey yok, pozitif hiçbir şey yok, her şey negatif ve bu iktidara negatif olarak yazıyor, olumsuz olarak yazıyor ve başta kararsızlar olmak üzere kendi tabanında da inandırıcılığını yitirmiş ve muazzam bir güven bunalımı yaşayan iktidar pozisyonunda. İktidar ve tüm paydaşları itibariyle söylüyorum. Bu gerek depremde her şey kontrol altında her şey kontrolümüz altında algısı yaymaktan gerekse medya yayınlarını e, kontrol etmeye öbür taraftan bir e, korku iklimi ve bu korku ikliminde insanları gözaltına alıp göz açtırmama e, aman e, yani polis gücünü jandarma gücünü kullanması gereken yerde değil de başka yerde kullanma yargıyı bir biçimde işte harekete geçirme filan biçiminde tezahür ediyor. İktidar İlk günden itibaren bu deprem bana yarar mı yaramaz mı ne biçimde yazar bunun hesabıyla geçirdi. Başka da bir amacı yoktu. Ülkenin başına gelebilecek en büyük felaketlerden biri AKP iktidarı. Öyle de düşünecek. Ondan dolayı yönetemediğini, yönetemeyeceğini ve depremin büyüklüğünü görünce ki zaten tatbikatını yapmışlar 3,5 sene evvel. Bir önceki yayında anlattım detaylı. Biliyorlar böyle bir depremin geldiğini, yolda olduğunu, yola çıktığını ve ne derece yıkıcı olacağını ve hangi şiddette, hangi vilayetleri etkileyeceğini her şeyi biliyorlar. O tatbikatta yıkıldığı varsayılan otel yıkılmış yahu. Yani nokta biliyorlar her şeyi. Haliyle korkunç çıkımı tölere edemeyince korku yaydılar. İkinci yaptıkları şey de bir suçlu bulmaktı, bir günah keçisi bulmaktı. Yağmacılara yönelttiler e, insanların öfkesini ve o hali de bunun için çıkardık filan demeye getirdiler. Bütün, bun, bütün bunun amaç, bütün bundan murat e, aradan sıyrılmaktı ve bu işin sorumlularını gözden uzaklaştırmaktı. Şu anda tapu belgelerini, yapı denetim belgelerini falan imha ediyorlar. O binalara yönelmiş durumda iş makinaları. O binaları yıkıyor ve o belgeleri imha ediyor. Yani geriye doğru kayıt bırakmıyorlar. İçinde canlı var mı yok mu, ceset var mı yok mu belli. O... Bu binaların dahi etüdü yapılmadan enkaz kaldırılıyor. İş makinaları girmiş durumda ve enkazı kaldırıyor. Delilleri yok ediyor. Ve yurt dışından gelen arama kurtarma ekipleri de Türkiye'yi terk etmeye başladılar. Çünkü söyledikleri bir numaralı şey şu bence. İş makinaları girdi artık bizim işimiz bitti. Ki depremin 6. 7. gününde 8. gününde oluyor bu. Birkaç önemli konu var. Önce dikkatinizi bunlara çekeceğim. Ardından şu seçim konusunu birlikte konuşalım. Naci Görür, mühim deprem uzmanlarından biri Türkiye'nin yetiştirdiği son kalan uzmanlardan biri. İstanbul'da 7'nin üzerinde deprem olma olasılığı %80'in üzerine çıktı diyor ve şiddeti daha küçük olmasına rağmen, şiddeti Kahramanmaraş'a göre daha aşağıda olmasına rağmen, olacak olmasına rağmen daha büyük bir yıkıcılık söz konusu diyor. Nasıl olmasın ki? Yıkıcı etkisi büyük olacak diyor. İşte İstanbul, Şişli'de Gülbahar Mahallesi, Çetin Sokak'ta çokça paylaşılan bir kareyi getirdim ekrana. Binalar sırt sırta vermiş. Hangi şehir planlamacı bunu çizdi? Hangi belediye buna onay verdi? Kim nasıl denetliyor bunu? Bu binaların kafa kafaya verip yıkıldığını düşünün hangi iş makinası girecek? hangi arama kurtarma ekibi girecek? Buradan bu depremden sağ kalanlar bölgeden nasıl çıkacak? Bir de böyle bir konu var. Uydu fotoğrafları paylaşılıyor İstanbul'un. Yok Bağcılar, Yeni Bosna, Haznedar filan. Nasıl çıkacaklar insanlar? Bakın depremin Kahramanmaraş, Gaziantep o otoyollarda, yollarda, karayollarında depremin etkilemediği, fazla yıkmadığı bölgelerde bile yollar kapandı. Neden? dağdan bir kaya yuvarlandı ve yolun ortasına düştü. Nasıl kaldıracaksın? Ulaşım. Yani ulaşımı kesti o kaya. O bölgede çok ciddi bir yıkım olmamasına rağmen ama bir kayayı yerinden oynattı ulaşımı kesti. Demir yolları, hava yolları, piste bir kırıktan dolayı ki Hatay, Hatay Havalimanı geniş bir soruşturma konusudur ayrı bir hikaye ama pist kırıldığı için uçaklar inip kalkamadı. Şimdi tamir ettiler de 8 gün sonra uçaklar inip kalkmaya başladı. Bir başka konu iki dudağın arasında her şey. Erdoğan'ın üniversiteleri tatil ettim dedi tatil etti. Niye? İşte efendim üniversite yurtlarına depremzedeleri yerleştirmek için mazeret bu. Ama gerçek mazeret bu mu acaba? Seçimle ilgili olabilir mi? Pandemi döneminde 2 yıl yaşadığımız uzaktan eğitim deneyimi tıp eğitiminde büyük sorunlara yol açtı diyor Tabipler Birliği. Ve şimdi gene uzaktan eğitim. Ne gereği varsa. Hani bölgedeki üniversitelerle ilgili bir tedbir alabilirsiniz. Ama tüm yurt satındaki üniversitelerden ne istiyorsunuz? Çocuklara bir daha böyle bir travmayı yaşatmanın ne manası var? Cevheri Güven paylaşmış. Soldaki bina ayakta. Çok paylaşılan bir kare olduğu için getirdim ekrana. Sağdaki bina niye yıkık diye soruyor. Duvardaki televizyondan da anlayacağınız üzere duvar dahi örmemiş araya. Yan binanın dış cephesine alçı çekip geçmiş diyor. İşte göstereyim. İki bina yan yana. Sağdaki bina yıkılmış. Soldaki bina dimdik ayakta. Sağdaki bina duvar olarak yan binanın duvarını kullanmış. Halbuki duvar çekmesi lazım oraya. Araya da separatör konması lazım falan. Ben de kime ne anlatıyorum millete işini mi öğreteceğim. Bir başka konu. 138 saat sonra enkazdan çıkarılan Emine Doğu. Demek ki hala enkazda canlı yaşayan insanlar, bebeler, çocuklar neyse var. Ama işte ilk günlerde e, ağır aksak kalmanın sonuçları bunlar. Bir başka trajedi. Seyhan Horoz paylaşmış. Hatay'da halkın yarısının Arapça konuştuğunu bilmeyen dışarıdan gelen bazı gönüllüler sırf Arapça konuşuyor diye yerli halkı Suriyeli yağmacı sanıp linç ediyor diyor. Bölgeden habersiz kitleler. Hatay'da iki dil vardır Arapça ve Türkçe. Kimi sadece Arapça konuşur ikinci dili bilmez bir başka kare ki zaten bu fotoğraf bütün çıplaklığıyla deprem gerçeğini yüzümüze çarpıyor. Mustafa Selanik paylaşmış. Paltolar, yün atkılar, bereler ve önlerinde mont bile giyememiş çocuklar. Bu fotoğrafı hangi vicdan çekti diye soruyor. Hangi vicdan? İki yıl boyunca bu iki gün boyunca borsayı kapatmadıysa o. Oh, 380 bin kişi soyuldu demiş Kemal Kılıçdaroğlu SPK'ya gitmiş. Her şey iki dudağın arasında. Üniversiteleri kapattım, borsa açık gaz. Borsadan, e, borsadan, borsanın kulağı sarayda, saraydan gelecek talimat bekleniyor. Şimdi bu talimat silsilesi aşağı doğru da iniyor. Valilerin yazı yazması gerekiyor, Afad'ın onay vermesi gerekiyor, filan yardım için filan yerden belge gerekiyor filan. Yani taş taş üstünde kalmamış deprem bölgesi bölgesinde bürokrasi. Sağlık Bakanlığı doktorlara izin verecek. Dışarıdan gelip yardım etmek isteyen doktorlara filan. Şimdi geçelim seçim meselesine. Deprem bölgesinde seçmen sayısı yaklaşık 9 milyon. 10 ilde yaklaşık 24 bin sandık kurulacağı varsayılıyor. Bütün bu rakamlar tabi farazi. Seçim günü belli olacak. Yüksek seçim kurulu değerlendirecek. İl ilçe seçim kurulları var falan. Bölgede Cumhurbaşkanı ile birlikte 91 milletvekili için seçim yapılacak diyor. Bülent Arınç birazdan geleceğiz ona. 85 milletvekili diyor daha netleşmedi. Bu 85 ila 90 diyelim biz. Yasal olarak seçimler 18 Haziran'da yapılmak zorunda. Anayasa seçim kanunu daha önce ekrana getirmiştim. Seçimler sadece savaş hali nedeniyle ve meclis tarafından alınan kararla ertelenebiliyor. Peki şimdi ne olacak? Bu arada YSK ve ilgili kanunlar seçim ertelemeye imkan vermiyor. Yani YSK seçimi yapmakla salimen seçim sürecini başlatmak ve yönetmekle yükümlü. Seçim tarihini öne çekme, erteleme falan gibi şeyleri yok. Görevleri yok yani. Ama o arada enteresan isimler ortaya çıktı ve kamuoyunda belli bir saygında olan isimler ve enteresan konuları tartışmaya açtılar. İzzet Özgenç idare hukuku profesörlerinden, ceza hukuku profesörlerinden özür dilerim. Olağanüstü hal ilanını bölgeyle değil bütün yurt satında yayalım diyor. 81 vila yani bütün Türkiye tekrar o hale girsin diyor. Tıpkı 15 Temmuz'dan sonra olduğu gibi. Neden ne amaçla? İşte bu da seçimlerin geriye bırakılması ve ara seçimlerle ilgili madde 78 çok net ilk, ilk iki cümlesi savaş sebebiyle yeni seçimlerin yapıla, yapılmasına imkan görülmezse meclis seçimlerin bir yıl geriye bırakılmasına karar verebilir diyor. Çok net yani açık hüküm sadece savaş nedeniyle seçimler ertelenir ve buna da meclis karar verir diyor. Çok net açık Şimdi geçelim Bülent Arınç'ın çıkışına. Bülent Arınç mühim bir çıkış yaptı ve üç sayfalık bir açıklama yayınladı. Bu açıklama saraydan bağımsız veya sarayın bilgisi dışında bir açıklamamı bilmiyoruz. Elimizde veri yok ama sarayın bilgisi olmadan böyle bir açıklama yapma ihtimali de çok fazla yok. Zaten sarayın işine gelecek veya da sarayın arzu ettiği yönde laflar söylemiş Bülent Arınç. Allah'tan korkun. Hala enkaz altında cesetler var. Seçmenden bahsedilemezken seçimden bahsetmek nasıl mümkün oluyor diyor ama ilerleyen satırlarda bol bol seçimden bahsediyor. Halk size demez mi? Vatandaş can derdinde siz ne derdindesiniz diye? Tamam 3-5 deprem bölgesi, 3-5 deprem vilayetinde bu söz konusu olabilir ama öbür taraftaki halk da diyebilir. Ben sandığı istiyorum kardeşim, oyumu vereceğim. Bu iktidarı göndermek istiyorum. Öbür tarafta yani halkın büyük bölümü de böyle düşünüyor. Eğer halkı umursuyorsanız. Neyse geçeceksiniz. Ben de kime ne anlatıyorum. Diyor ki bu felakete maruz kalan şehirlerimiz mecliste toplam 85 milletvekiliyle temsil ediliyor. Ee, yüksek Seçim Kurulu nüfus sayımıyla bu illerin kaç milletvekiliyle temsil edileceğini yeniden hesaplayacaktır diyor. Yüksek Seçim Kurulu'na işini öğretmiş. Devamlı ülke bir an evvel seçim stresinden kurtulmalı diyor. Ne Mayıs'ta ne Haziran'da seçim olmaz olamaz ivedilikle ertelenmeli filan demiş. Şimdi Ertelenince ülke seçim stresinden kurtulacak mı? Ülke son bir yıldır seçim stresinde değil mi? 6 ay ertelense veya 1 yıl ertelense stresten kurtulmuş mu olacak? Gene seçim stresi devam edecek. Şimdi oraya geçelim. Anayasalar kutsal metinler değildir diyerek anayasanın altından bir tuğlayı çekmiş. Her ne kadar anayasanın arkasında duruyor gibi gözükmekle birlikte bunu yapmış Bülent Arınç. Devam edelim metne. Sarı ile işaretlediğim bölümleri okuyacağım. Diyor ki mecliste partiler bir araya gelsin. Buna sağdan yaklaşma diyoruz biz. 78. maddeye konulacak bir fıkrayla deprem ve benzeri afetlerde de seçimlerin ertelenmesi hükme bağlansın. Şimdi AKP döneminin genel kaidesi. Dönemin günün şartlarına göre yasa çıkarmak, daha sonra da bunu iptal etmek. Şimdi aynı şeyi öneriyor. Bu mümkün mü? Mümkün değil. 400 milletvekilinin oyu gerekiyor anayasa değişikliği için. İktidarın oyu 335'te kalıyor. 65 kişiye daha ihtiyacı var. Hiçbir muhalefet partisi buna yanaşmayacaktır. Sonra gene Yüksek Seçim Kurulu'na akıl vermiş. Yüksek Seçim Kurulu toplanarak mevcut durum karşısında seçimlerin 2023 Mayıs veya Haziran aylarında yapılmasına mümkün olmadığına karar verebilir. Yüksek Seçim Kurulu'nun toplanıp böyle bir karar alma yetkisi yok. Seçimleri her halükarda yapmak zorunda. Yani iş öğretmeye kalkanlara söylemek gerekiyor. Ve 3 maddede de e, tercihlerini söylemiş. Birinci tercihim. 2024'te mahalli seçimlerle beraber yapılsın. Mart 2024'te Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimi. İkinci tercihim Kasım 2023'te yapılsın. Yani 5 ay ötelensin. Üçüncü tercihim ise e, siyasi partiler mutabık kaldığı bir tarihte yapılsın. Şimdi bunların olmasının imkan ve olanağı yok. Anayasa madde 78 son derece açık. Anayasayı değiştirirsiniz. Oraya da geçici maddeler eklersiniz. 400 milletvekilinin oyunu bulmanız gerekiyor. Anayasa değişikliği için nitelikli çoğunluk. Ancak o zaman yapabilirsiniz. Bu da ancak iktidar muhalefet işbirliğiyle olur. Fakat ağzındaki baklayı şurada çıkarıyor Bülent Arınç. Yeni bir fıkrayla diyor anayasa değişikliğinde belirlenen seçim tarihine kadar cumhurbaşkanı ve milletvekilleri görevine devam eder diyor. Mevcut idarenin devam etmesi zaten seçime kadar. Seçimden sonrası Allah kerim ya da seçimde bakarız belki gene erteleriz bilmiyorum. İşte orada fıkralar değişebilir koşullar değişmediğinde bir yıl daha bir yıl yani bir anayasa değişikliğini getirdiğinizde Erdoğan'ın veya AKP grubunun ne yapacağı belli olmaz. Ayrı bir konu. Cumhurbaşkanı'nın görev süresi 9 Temmuz'da doluyor. 5 yıllık süre. Ve Cumhurbaşkanı devam edemez. Neyse işte Yüksek Seçim Kurulu'nun 18 Haziran'da seçime gitmesi lazım filan. Burada da onu garanti altına almaya çalışıyor. Cumhurbaşkanı'nın görev süresi de olsa bile partiler birleşsinler ve Erdoğan'ı tanıyoruz. Erdoğan yeni seçime ülkeyi götürsün. Hem de o hal koşulları altında. İzzet Özgenç hatırlatıyorum. Evet. Saraydan bağımsız olması mümkün değil. Nitekim Selahattin Demirtaş mühim kulis bilgileri paylaşmış. Gelen bilgilere göre diyor. Herkes felakete yoğunlaşmışken bir grup hukukçuya seçimlerin ertelenmesi için çalışma yapılması talimatı verilmiş. Bir kez daha oldu bitti yaparak anayasayı yok saymaya hazırlanıyorlar. Acaba o isimler arasında İzzet Özgenç ve Bülent Arınç var mı? Devam. Seçimler Anayasa'nın 78. maddesine göre sadece mecliste ve resmen ilan edilmiş savaş hali kararıyla ertelenebilir. Bunun istisnası yoktur. Meclisi yok sayıp seçimleri erteleme kararı almak açıkça siyasi darbe devamla anayasal suç olmasına rağmen seçimler bir kez ertelenirse bunun önü açılır ve kimse yüksek seçim kuruluna bir daha seçim kararı aldıramaz. Deprem felakettir. Diktatörlüğe geçiş için Allah'ın lütfu değildir. Halk buna izin vermez nokta demiş. Aynen öyle. Çok net. Bir iki gazeteci görüşü getireceğim. Mesela Çiğdem Toker. Resmi yaz süresi bitti ve seçimin ertelenmesi tartışması AKP'nin vicdanlı hukukçusu Bülent Arınç tarafından başlatıldı. İnce hesaplarla zoraki meşru meşruiyet üretme çabası beyhudedir. Seçim savaş dışında ertelenemez. Anayasa madde 178 orada apaçık duruyor. Madde 101 gibi diyor. Arınç 78. maddenin varlığını kabul ediyor ama mealen diyor ki anayasalar kutsal metin değil neden yasama organı bunu ilga edemesin? Erteleme içeriğini düzenleyen bir fıkra ekleyemesin ki. Gene Sedat Bozkurt mühim bir gazeteciler Ankara'da o da buna itiraz etmiş. Aynı nedenlerle yani bunun için e, anayasayı okumak geriye doğru yüksek seçim kurulunun pozisyonu, meclisin pozisyonu, seçimler yakın tarih hakkında veya işte kendi tecrübesiyle bilgi sahibi olmak yeterli. Neyse Sedat Bozkurt demiş ki partilerine listeye konulmadıkları için kızan 400 milletvekili küskünler hareketi başlatıp mesela anayasayı değiştirip seçimleri 10 yıl erteleseler kimse itiraz etmeyecek mi? Aynı çoğunluk anayasanın ilk 4 maddesini tartışmaya da açabilir mi? Bunları konuşmak bile doğru değil. Küskünler Hareketi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hep alınan erken seçim kararlarına karşı oluşmuş ve seçim tarihi değiştirmede hiç başarılı olamamıştır. Türkiye'de zamanından sonrayı bırakın zamanında yapılmış seçimler sadece yerel seçimlerdir. Milletvekili seçimleri değil. YSK'nın seçimleri yapamam, de, yapamam deme hakkı yoktur. Tek görevi budur. Hazırlık meselesini değerlendirir. Seçim takvimini seçimlerden 60 gün önce değil 90-100 gün önce başlatır. Seçim zamanında yapılır demiş. Son derece net, kesin. Ama e, bu kanunun, bu kuralların eğilip büküleceği yok. Ama iktidar, Erdoğan e, kendi ortaya atmadığı e, tartışmayı belli ağırlığı olan isimler üzerinden tartıştırarak... Kamuoyunu olgunlaştırmaya belli bir noktaya getirmeye çalışıyor. Muhtemelen siyasal partilerden CHP ve İyi Parti'nin tepkisi önemli. Şu ana kadar sessiz kaldılar ama mutlaka bugün yarın konuşacaklar. Onların tepkisi önemli. Yine kamuoyunda oluşacak tepki önemli. Yine sadece bu değil, şey de önemli iktidar koalisyonunun alacağı tavır, atacağı adımlar da önemli. Muhtemelen Devlet Bahçeli de bu yönde bir açıklama yapacak, konuşacak, söyletilecek bilmiyorum. Ama Fatih Altaylı yazmış. O da çokça konuşuldu. Önce bir seçim kararı alınacak. Sonra Yüksek Seçim Kurulu 4 ilde tamamen 6 ilde ise kısmen seçim sürecini yürütmesinin fiilen imkansız hale geldiğini bildirecek ve seçimlerin ertelenmesini isteyecek. Böylelikle seçimler en az 6 ay muhtemelen bir yıl ertelenecek diyor. Fatih Altaylı bunu söyledikten saatler sonra Bülent Arınç bunun hukuki altyapısını 3 yapı, üç sayfalık bir metin halinde koydu. Yani belli ki bu klis bir yerde bir yerlerde pişirilmiş, saray mutfağında pişirilmiş, hazırlanmış, pişirilmiş. Fatih Altaylı'ya Fatih Altaylı'nın kulağına kar suyu kaçırılmış. Fatih Altaylı'nın çizdiği çerçeve neyse o çerçevede o çerçevede önün arkasını sözüm ona makul gerekçelerle Bülent Arınç payandalamış ve kamuoyuna sunmuş durumda. Çok alamet belirdi ki Erdoğan kafasında seçimi erteleyecek ve bunu önce söylenti çıkartarak sonra da işte Bülent Arınç vesaire gibi isimlere konuşturarak tartıştırarak gündeme getirdi. Ee, Mayıs-Haziran ayında e, seçime gitmeyecek ve gitmemek için elinden geleni yapacak. Yüksek Seçim Kurulu'nu da zorlayacak. Yüksek Seçim Kurulu da kendi yasasını belki çiğneyecek veya kendi yasası rağmına belki adımlar atacak bilmiyoruz. Böyle şeyler olacak. Fakat ben gazeteci meslektaşlarıma, Ankara'da bu konuyu yakından takip eden gazeteci meslektaşlarıma ve e, samimi hukukçulara yüzde yüz güveniyorum. E, ve e, onlarla aynı durumdayız. E, çerçevede düşünüyorum. Anayasa maddesi çok açık. Türkiye'nin geriye doğru teamülleri çok açık. YSK'nın pozisyonu, görev tanımı vesaire çok çok açık. Evet. Ancak saray kafasında seçimi erteledi. Bakalım iş nereye gidecek. Bir sonraki yayında görüşmek umuduyla efendim. Hoşçakalın.